Gelin TV'ye hoş geldiniz. Hangisini tercih edersin? Dünyanın en zor seçimleri. Bakalım sorulara cevap verecek misin? Toplam 40 soru ve her soru 1 puan. Videoya başlamadan önce Jaylins TV'ye abone olduğunuz ve desteklediğiniz için teşekkür ederim. Hazırsan başlıyoruz. Görünmez olmak mı? Veya dünyanın en hızlı uçan insanı olmak mı? Hangisini tercih edersin? Gözlerinden ışın çıkarmak veya elinden örümcek ağı çıkarmak. Küçük bir köpek gibi havlamak mı? Yoksa minik bir kedi gibi miyavlamak mı? Yanan bir ateş üzerinde yürümek ya da bu videoyu beğen. Beğeni ve yorumlarını bekliyorum. Filmlerdeki kötü karakter olmak mı, yoksa iyi karakter olmak mı? Her gün 100 kez hapşırmak mı, yoksa her gün 100 kez esnemek mi? Hangisi daha zordur? Bir köpek kulübesinde uyumak mı, yoksa ağaç evinde uyumak mı? $1 milyon mı, ya da binadan düşen köpeği kurtarmak mı? Hangisini tercih edersin? Üç hafta boyunca saçını yıkamamak mı, yoksa 3 hafta boyunca dişlerini fırçalamamak mı? Sürekli yağmurda yürümek mi, yoksa sürekli kar altında yürümek mi? Dikene basmak veya yılana basmak. Hangisini tercih edersin? Her sabah buz gibi suyla duş almak mı, yoksa her gece soğuk bir yatağa yatmak mı? Bunu seçmek çok zor. Yüksek sesle gülmek mi, yoksa sürekli sessizce gülümsemek mi? Dilsiz olmak mı, yoksa yürüyememek mi? Bir daha pizza yememek veya bir daha kola içememek. Hangisini tercih edersin? İnternetsiz yaşamak mı veya kutuplarda yaşamak mı? Hangisi daha zor? Ultra hızlı koşabilmek mi, yoksa ultra yükseğe zıplayabilmek mi? Hastanede yatmak mı, yoksa bir daha okula gidememek mi? Dünyanın en zor seçim. Eski püskü kıyafet giymek mi, yoksa kötü kokan kıyafet giymek mi? Suyu kontrol etmek mi, yoksa ateşi kontrol etmek mi? Hangisini tercih edersin? Sürekli şarkı söylemek veya sürekli dans etmek. Hangisini tercih edersin? Doğum gününde hediye almamak mı, yoksa yorumlara doğum gününde aldığın hediyeleri yazmak mı?
uzaylılarla konuşabilmek veya bütün dilleri konuşabilmek. Televizyonun bozulması mı yoksa telefonunun bozulması mı? Çok zor seçimler. Tükürmek veya küfür etmek. Bisiklet sürme yeteneğini kaybetmek veya skuter sürme yeteneğini kaybetmek. Ahmet Can Dündar ile tanışmak ya da Feride Özdinç ile tanışmak. Yorumlara bekliyorum. Su dolu balona basmak veya ayak parmaklarının üstünde yürümek. Kırık cam üstünde yürümek mi yoksa ip üzerinde yürümek mi? Hangisi daha zor? Çiğ et yemek mi yoksa çiğ tavuk yemek mi? Geçmişe yolculuk yapmak mı yoksa geleceğe yolculuk yapmak mı? Hangisini tercih edersin? Sarı saçlı olmak veya kırmızı saçlı olmak. Hayaletlerle dolu bir evde yaşamak mı? Yoksa zombilerle dolu bir kasabada yaşamak mı? Çok zor seçimler. Sürekli dolu bir cüzdan mı? Yoksa hiç bitmeyen bir benzin deposu mu? Yüksek sesle horlayan biriyle yaşamak veya uyur gezer biriyle yaşamak. Koku alamamak veya tad alamamak. Yaşadığın her şeyi sürekli hatırlamak veya her gün hafızanın sıfırlanması. Çamura batmak veya kuma batmak. $500.000 almak veya video izlemeye $5.000 kazanmak. Fareyi öp veya Ceylin's TV abone ol. Melis Fis ile şarkı söylemek veya Simge ile şarkı söylemek. Hangisini tercih edersin? Cevaplarını yorumlarda bana yaz. Daha fazla test için abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.